Ses geldi abi şu başı aşağımızdan. Bir baktım hortum geliyor. Hemen baş pencereyi açtım. Aç çocuklar aç indirmeye çalışırken çatı olduğu gibi başı üstümüze uçtu. Bu başı ufak kazın var tahtanın altında kaldı. Çocuğum ben tahtanın altına bak kaldırdım. Bir iki saat hemen ben kendim altta kalan tanışıyor. Hep elimde de bir sıkıntı var. Doğru. Her şey. A'dan Z'ye hepsi bakabilirsiniz. Hiçbir şey kalmadı. Çatısından, çamaşır makinesinden, bulaşık makinesinden. Hepsi uçtu havada. Buradaki ben çadırda kalıyorum. İki çocukla birlikte. Evet, iki çocukla birlikte. Yardımlarını istiyoruz. Şu evin çatısını yapsınlar. Çocuğuma sahip çıksınlar, bana yeter. Çocuğumla rezil olmuşum burada. Çamurda ve çadırın içinde bakalıyorum. Mutfakta yemek hazırlıyordu. Pencereden, duvarlardan sesler geldi. Eşimin yanına gittim. Ona yetiştim, zaten çatı uçtu. Bu beşiğin altında kaldı, tahta üstüne düşmüştü. Eşim çıkarttı. Eşimin diğerini de ben çıkarttım zaten. Beni çıkarttı, dışarı çıktım, geri içeri gidip diğerini aldım. Kıyamet kopuyor zannettik. Şimdi nerede yaşıyorsunuz? Şimdi çadırda yaşıyoruz. Bize bir yardım etsinler. Evde hiçbir şey kalmadı. Kaldıramadık da hiçbir şeyi. Hepsi olduğu gibi duruyor. Peki, durumumuz yok. 4 aylık bebek bu soğukta, çocuklar hasta oldu. Şunun altındaki döşeye çıkarırdım. 2 tane döşek üstte katmışım burada. 2 tane döşeyi birine şuraya katıyorum, sobaya yakıyorum. Akşam olduğu zaman. Tam 2 dakika sürmedi. Çıktım, baktım. Hortum şeyin arkasından çevreye gittiğine kaldı. Tahta olduğu gibi şey düştüm. Başı üstüne. Ben... Beterinde daha beter. Bir şeyin görüntüsü var da. Çocukların mal mı?